kapıyı kapattıktan sonra mutlaka şuradaki kırmızı olan dili yukarıya doğru kaldırıyorsun. Bu kapının kilitli olduğuna dair, tamam mı? Şu minik dili yukarıya kaldırıyorsun. Aksi takdirde ekranda sürekli pilot open door uyarısı verir. Tamam. Checklistimize geçiyoruz. Şimdi madde madde başlayalım abi. Fire extinguisher, first aid kit, check. Evet. Fire extinguisher'ımız hemen solda öğrencinin ayağının dibinde burada duruyor. Bunun yeşilli olduğunu, ibresini görüyoruz. First aid kit ise bagaj bölümünde en arkada görmüşsündür. Bak orada bir artı işareti var ya, onun dibinde. Evet. Aircraft documentation. Aircraft documentation dediği anda hemen bizim şuradaki sisteme bakıyoruz. Bütün dokümanların olduğunu ve güncel geçerlilik tarihlerinin mevcut olduğunu görüyoruz. Safety harness. Evet, kapılar kapalı, kilitli ve bağlarımızın bağlı olduğunu görüyoruz. Parking brake on. Şimdi bunun parking brake'i hemen şu altta. Bak en altta, görüyor musun? Şu mu? En altta, evet. Onu önce bir ileriye doğru serbest hale getir. Evet, şu anda serbest. Frenlere sıkıca bastıktan sonra sonuna kadar çekiyorsun. Evet, şu anda parking brake set durumunda. Tamam. Tamam, bu şekilde kalsın. Tamam. Parking flight controls free movement. Şimdi bunda kumandaları tabii ki de kumanda yüzeylerini göremediğin için sadece lövyenin takılıp takılmadığını, yani önce bir kumandalar emniyet dedirtir öğrenciye, tamam mı? Senin ayağına bacağına falan çarpmasın. Hocam kumandalar emniyet dedikten sonra şu hareketi yaptırsın. Muhabbet herhangi bir takılma olup olmadığını, free and correct olduğunu gördü. Devam throttle ediyoruz. Friction. Throttle friction dediği gaz kolunun sertlik derecesini bak burada. Tamam. Buradan ayarlıyorsun, tamam mı? Yumuşatıp sertleştirebilirsin, tamam, sertlik yüzeyini. Devam edelim. Circuit breakers. Evet, right side circuit breakers bütün sigortaların içeride olduğunu gördün. Left side'da hem üst kısımdaki sigortaların hem de şu alttaki sigortaları da check ediyorsun. Hepsinin kontrolünü yaptık. Alternate static port close. Şimdi bunun alternate static portu hemen şurada, flabı görüyorsun. Evet. Flabın alt kısmında bak gözükmez şurada, tamam mı? Hı-hı. Burada bir çubuk var. Hı-hı. Zaten şurada resmi var. Tamam, gördüm. Nerede o? Gördüm. Resmini göster bakayım oradan bir görsün. Evet, resmi bu yönde var. Ancak şu şekilde elinle mutlaka bakman lazım. Bunu şu şekilde çeviriyorsun. Yani şu pozisyondayken açık, bu pozisyondayken tamam, kapalı oluyor. Anladım. Tamam mı? Anladım. Tamam. Bir aç kapat istersen bak bir. Şu açık. Evet. Bu kapalı. Şu evet, anda bizim ne istiyor? Kapalı. Kapalı istiyor, tamam. Evet, devam edelim. Landing gear down. Landing gear'ın down olduğunu gördük. Gördük. Evet. Engine start. Master switch on. Master switch'ini açıyorsun. Right left avionics crossbars on. Evet. 2-2 aç. Avionikleri aç önce sol taraftakiler. Ardından crossbusları aç. Avionik crossbus on diyor ya. Hı-hı. Hepsini açtım. Açtı. Şimdi bu uçağın içerisinde off gördüğün her şey kapalıdır. Tamam. Görmüyorsan da açıktır. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Ardından voltmeter'ı test ediyor. Fire detector. Fire detector sistem hemen sol tarafta. Bak şurada bir tane siyah, hı-hı, çubuk var. Buna basılı tutuyorsun elini ve PFD ekranında fire uyarısını görüyorsun. Engine fire, tamam, tamam, right left. Gördün, ardından bırakıyorsun. Bunun testi bu şekilde. Tamam. Voltmeter minimum 11 volt. Şimdi burada sağ alt köşede şurada görmüş olduğun, evet, voltmetreyi görebiliyorsun. Görüyorum. Ya. Bu aynı zamanda bu göstergenin alt kısmı voltmetre, üst kısmı ampermetre. Bunun pozitif, bunun 11 olduğunu görmen lazım. Nasıl görüyorsun? Hemen yanındaki düğmeye basıyorsun. Evet, ve 11. İbrenin yeşil arka girdiğini, 11 olduğunu test ediyorsun. Evet. Right left avionikleri off. Avionikleri tekrar kapatıyorsun. Evet. Throttle idle. Throttle'ın idle'da olduğunu görüyoruz. Carburetor heat. Bak carburetor heat şu sarı olan, tamam mı? Check onu en aşağıya doğru. Bu şekildeyken on. Zaten off yazısında görürsün, evet, orada. Evet. İleride off'ta olması gerekiyor. Off'ta olması lazım. Evet. Propeller levels full forward. Propeller'ın full forward olduğunu gördü. Evet. Fuel quantity. Yakıtlarımızı check, tekrardan check ettik. Full'da olduğunu full gördük. Gördük. Şu yuvarlak iki tane gösterge. Evet. Fuel selector.
Both. Bak, fuel selector deyince artık kafanı yukarı kaldıracağız. Tamam. Tamam mı? Fuel selectorlarımız burada. Bunu şu ucunu, yani şu mandalı kaldırıp çeviriyorsun arkasından. Ve left, left'e bakacak. Right, right'a bakacak şekilde. Tamam mı? Tamam. Üçgen gibi düşün. Tamam. Uç kısımları right, right'ta, left, left'teyken açık. Tamam. Evet. Elektrik fuel pumps on. Şimdi fuel pumps'larımız da yukarıda. Bak, şu ve şu. Tamam. Bu ikisini de aynı anda açıyorsun. Aç ikisini de. Hemen check pressure yapıyorsun. Bak, full pump'ları açtıktan sonra fuel pressure'larımız yavaş yavaş yükselir. Yükseliyor, evet. Green arka girdiğinden emin oluyorsun yeşil arkın içerisine. Evet, green arkın içerisinde. Girdiğini gördükten sonra tekrardan full pumps'larını kapatıyorsun. Devam edelim checklist'imizden. Strobe light on. Strobe light. Işıklarımızın hepsi zaten burada. Strobe light'ını açıyorsun. Evet. Landing gear lights. Test. Test. Landing gear'ın yanında bir düğme var. Ona bastın. Kırmızı ışığın yandığından emin oldum. Evet. ELT test. ELT test değil. Arm position'dır büyük ihtimalle. ELT değil mi? ELT. Arm pardon. Evet. ELT'nin arm position'da olduğunu gördük. Evet. Cabin heat close. Cabin heater'larımız şu ikisi. İkisinde ileriye doğru close olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burada da defrost var. Hı-hı. Tamam, cabin heat and defrost var. Bunun da aynı şekilde ileride olduğunu gördük. Tamam. Engine evet. Start. Evet. Right. Yani diyor ki left. Önce sağ motoru çalıştır, sonra sol motoru çalıştır. Devam. Chox on. Şimdi chox dediği şuradaki iki tane şu. Hı-hı. Bunu arabalardaki cikle gibi düşün. Hani tamam. Sabahları hı-hı. Soğuk çalıştırmada ekstra güç göndermesi tamam. için, yakıt göndermesi için. Soğuk çalıştırmada bu ikisi de aşağı şu doğru. Şekilde aşağıya doğru bastırıyorsun. Tamam. Motor çalıştıktan bir 10 saniye sonra geri kapatıyorsun. Tamam. Ama şu anda bizim motorumuz sıcak olduğu için bunlar yok. Yukarıda olacak. Evet. Elektrik fuel pump. Şimdi fuel pumps'ları tekrar aç. Fuel pumps'lar üzerinde yazıyor. Evet. Elektrik fuel pump. Propeller area clear. Right side clear değil mi? Right side clear, front side clear, clear, left side clear. Evet. Ignition switch. Ignition'ları açıyoruz şimdi. Bak 2-2 aç ikisinde. Evet. Evet. Bunlar da ignition'lar. Bu uçak içerisinde her şeyden 2 tane var. 2 tane. Tamam. Devam. Start button. Evet. Push right then left. Evet. İlk şimdi önce... bak checklist'in kucağında kalsa sol elini buradan tut. Sağ elini getir buraya ama öncesinde teknisyen arkadaşı görüyorsun ve şöyle yapıyorsun bak bir ateş tamam mı? Bir ateş. Tamam. Emniyet olduğunu gör abi. Yani. Pervane önünde kimse olmadı. Evet yapıştır. Tamam. Hemen azaltıyorsun. İlk bakacağın yer RPM saati tamam mı? Bunlar RPM'ler. Tamam. Sağ motoru çalıştırdık. Sağ motorun RPM'ini 1200'e getiriyorsun. Tamam. Gaz kollarıyla biraz uğraşacaksın. Sonra iki ateşte. İki ateş. Evet. Okey. Hemen RPM'ine bakıyoruz. 10. Fields dediği de bizim tek motor 172'yi düşün. Tek motor 172'yi düşün abi. Master switch nasıldı onda? Alternatör ve bateri vardı evet. Hatırla. Bundaki master'ı bateri olarak düşün. Fields'leri de alternatör olarak anladım. Düşün. Bak şu anda voltmetren sıfırı gösteriyor. Evet. Bu fields'leri açtığın anda şarj. Fields'i gördüm. Evet. Fields'i göreceksin. Tamam. Evet. Fields'leri de açtı. Oil pressure'ı. Oil pressure, ya bu uçağın handikapı motor göstergelerinin tamamının sağ tarafta olması, tamam mı? Bak, RPM'ler, manifold pressure, cylinder heat temperature, oil temperature ve oil pressure. Oil pressure'lar motor çalıştıktan sonra green arc'ta olduğunu gördük. Devam. Green arc'ta olduğunu gördük. Throttle 1200 RPM'e 1200 RPM'e set ettik. Evet.
Chokes off zaten kullanmadık. Eğer chokes'ları açmış olsaydık işte şimdi off yapacaktı. Evet. Aviyonikleri on. Aviyonikleri tekrardan açıyoruz. Voltmetreyi 12 ile 14. Şimdi bas arası. Bakalım tekrar. 12-14 arasında gözükmesi gerekiyor. Evet. Gördük. Engine instrument check message. Engine instrument check cast message diyor değil mi? Hı hı. Engine instrument check cast message dediği de burası abi. Tamam. Burada pitot ve açıkken full pumplar sürekli gözükür. Tamam. MFT'yi de yine şuradan açıyoruz. Okey. Before taxi, navigation lights on. Before taxi'ye geçtiğinde navigation lights'ını açıyorsun. Evet. Audio panel, communication, navigation on set. 118, 650, 117, 50, 112, evet. 122, 250 tamam. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 121, 500. Hepsi set durumda. Komiki'yi de dinlemeye al abi. Onu da dinleyelim aynı zamanda. Evet, güzel. Komiki'yi de dinledik. Transponder as required. Okey. Çalıştırma işlemlerimiz bu kadar. Tamam.